içinde niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucun için öpsen boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün? Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün? Ben eşime ulaşıp her şeyi çözeceğim. Ama inisiyatif kullanamaz mısınız? Yani bunun başka bir çözümü olmalı. Yapılacak bir şey yok. Çok geç kaldınız. Ama bunun başka bir yolu olmalı. Yiğit! Bırak. Dokunma ona, dokunma. Kardeşim biz emir kuluyuz. Ya başlatma emirinden de kulundan da. Onun içinde benim özel bilgilerim var, fotoğraflarım var. Alamazsın onu sen. Size tebligatta haciz bilgisi gönderilmişti. Üzgünüm ama bu bilgisayarı götürmek zorundayım. Ya her şeyimizi aldınız zaten. Bari özelimize dokunmayın. Ya bırak şunu sen de. Arkadaşlar, bırak şunu. Oğlum. Arkadaşlar zorluk çıkartma. Gel böyle. Lan siz nasıl insanlarsınız lan? Nasıl insanlarsınız siz? Oğlum sakin ol. Hepsini geri alacağız. Söz veriyorum sana. Her şey yoluna girecek, güven bana. Hiçbir şeyin yoluna gireceği falan yok anne. Gittikçe daha da dibe battığımızı görmüyor musun? Her şeyimizi kaybettik anne. Evimizi, paramızı, arkadaşlarımızı, her şeyimizi kaybettik. Baban dönecek ve her şeyi düzeltecek. Babam geri falan dönmeyecek. Kendini kandırma boşuna. O bizi terk edip kaçıp gitti. Yiğit. İş getirmek yoktu. Tamam, bıraktım. Seni iş dahil hiçbir şeyle paylaşmayı sevmiyorum. Anlamadın mı sen daha? Selim ne diyor? Konuştu mu seninle? Ben yaklaşmaya çalıştıkça uzaklaşıyor sevgilim. Ben de ne yapacağımı bir türlü bilemiyorum. O kadar çok istiyorum ki bana güvenmesini, beni sevmesini. Ama iki yabancı gibiyiz. Annesinin ölümünden bile beni sorumlu tutuyor. İnanabiliyor musun? Ya, farkındayım canım. Görmüyor musun? Sadece sana değil tepkisi. Beni de uzak tutuyor kendisinden. Selim'in yapısı bu. Seninle alakası yok. Tamam. Hem hangi birine takılalım ki? Kimelere takılalım? Sen bilmezsin. Ne bilmiyorum. Çocuk yetiştirmek kolay değil. Hiç bitmez dertleri. Ha değil mi? Benim anlamadığım işler bunlar tabii. Yine üstümde pas, yürüyorum üstelik çürürken ah.
Gökyüzündeki vatan şey toz pembe. İnsanların önlerinde bol kepçe ağaç. Martılar ağlamıyor çöplükte. Yol yıkırken hepinize dönmek pekar. Kara kara çocukları görmek de var. Kravatı taşıyan bir gömlek mi can? Ayağız bir parlayıp bir sönmek de var. Ayağım bizde kostun ne böbrek sağ ol. Bu mekanda koca şehrinizi var. Üstümüzde sisi var. Tüm oksijen benim var. Her yer kollarını ısıran, kutlarını savuran, gözlerini kaçıran. Son köylüm ormanı. Bir uzvunu kaybedince bölüm sonlanır. Ben aklımı çöpe attım, gözüm dolmadı. Bu çöplük yanar, sizi boğar dumanı. Yine üstümde bas. Yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsünler az. Diye diye ediyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas. Üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas. Ömür üç günden az. Yine üstümde bas. Burada hasret metan gazı. Koca otobüs sönen arkası. Kimi yarasana nasihat dalı. Yanın bahçe değil kaset kar. Bu ruhlar odalığında. Kumbaranı kaçır. Kurt kafanı balım. Ustalara atamaz. Ustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes palır. Zonu. Sen yine abi. Yeni tanı. Sol yanın kanıyor. Taşı, yere burası. En modern çağımızı oksit sarmış. Doğa toksin atmış. Düğüm yine boğazım. Eyvallah. Yine üstümde bas. Yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsünler az. Diye diye ediyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas. Üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas. Otobüs sönen arkası. Kimi yarasana nasihat dalı. Yanın bahçe değil kaset kar. Bu ruhlar odalığında. Kumbaranı kaçır. Kurt kapanı balım. Ustalara atamaz. Ustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes palır. Efendim Burak. Oğlum sen kaç saattir neredesin? Hı? Arıyorum, telefonu da açmıyorsun. Duymamışım ya. Ne oldu? Seni. Oğlum bak burası yıkılıyor. Hadi inat etme de gel. Karanlık artık. İyi tamam geliyorum. Satılan zararlı atık. Üstümüzde pay edilir altında kaldık. Yani kantarla tartılmaz ana. Yine üstümde bas. Geldim. Günaydın. Günaydın. E ne bu elindekiler, hadi geç kalıyoruz. İyi de benim bugün şiftim yok ki, işe gelmiyorum. Ay biliyorum canım şiftin olmadığını. Ahmet abi havaalanına gidiyormuş yine. Önce seni okula bırakacağız, sonra da beni dayımlara atacak. Hadi. Şaka mı ya? 6 aydır okula otobüste giden ben 3 gündür VIP takılıyorum. Astroloji işte. Jüpiter'in etkileri bebeğim. Bu demek oluyor ki senin hayatında bolluk, bereket, şans, her şey fırlayışa geçecek. Yani bu durum. Tamam Pınar, benim devrelerim yandı yine sabah. Ben o zaman geliyorum. Tamam, çabuk Ahmet abi bekliyor. Hadi. Günaydın. Ben çıkıyorum. Selim, gel 2 dakika. Gel otur şöyle. Yalnız çok vaktim yok. Derse geç kalıyorum. Merak etme, geç kalmazsın. Boyunda ne oldu? Bir şey oldu yok ya. Çizilmiş. Selim bak, laf etmeyeyim artık, koca adam olduğu, kendi yolunu kendi çizecek yaşta diyorum. Ama
değişeceğini giderek küstah, sorumsuz, vurdum duymaz biri oldun. Dün akşam öyle birden masadan kalkmak ne oluyor ya? Hem biz yokken eve pek uğramamışsın. Baba. Derslerinde parlak değilmiş. Baba, beni eleştirmek sende huy olmuş. Azıcık silkelen kendine gel oğlum ya. Birkaç sene sonra işleri devredebileceğin bir oğul görmek istiyorum ben karşımda. Ama nerede? Benim çok mu hoşuma gidiyor seni eleştirmek? Ama senelerdir bitemedi gitti şu aytalıkların ya. Sen sırf beni sinirlendirmek için kaza bile yaptın oğlum. Sonucunu da hep beraber gördük, yalan mı? Evet. Evet, ben de kaza konusu açılmadı hayret diyordum içimden. Ses tonuna dikkat et. Karşında babam var. El alemin çocuklarının başarılarını imrenerek izliyorum. Keşke benim oğlum da böyle olsun istiyorum. Ama senin aklın fikrin serserilikte ya. Abartma baba. Abartma. Tamam, derslerim iyi olmayabilir ama idare ediyorum. İdare etmeyeceksin oğlum. İdare etmeyeceksin. Sen İhsan Kutusay'ın oğlusun. Zirveye zorlayacaksın. Anladın mı? Zirveyi. Günaydın. Ben çıkıyorum. Hadi hadi. Tamam tamam. Hadi hadi. Babam bekliyor. Biraz koş hadi. Tamam ya. Günaydın Ahmet abi. Günaydın kızım. Arkaya geç, arkaya. Daha emniyet kemerini yaptırmadım. Hala mı ya? Ben yaptıracağım en sonunda şu kemeri. Hadi Serra, geç, arkaya uzatma. Oturduk yine arkaya. Efendim kızım, anlamadım. Ahmet abi, bizimkini okulda zengin kızı sanmışlar. Ya ne diyorsun Pınar ya? Ay seni diyorum canım. Okulda zengin sanmışlar ya, onu anlatıyorum. Lüzumsuz şeyler işte Ahmet abi ya. Hem bana sormuyorlar ki zaten, sorsalar söyleyeceğim. Bak sana bir kere daha söylüyorum. Yerinde olsam hiç bozuntuya vermem. Keklerim hepsini bir güzel. En başta da Selim Bey hazretlerini. Niye? Hayır, zengin olduğumu sandığında ne değişecek? Şöyle anlatayım güzelim. Aynı kulvarın yolcuları olduğunuzu sanacak. Anladın? Yahu. Senin zengin olduğunu sanmasa dün verdiğin o ayardan sonra acaba bugün sana okulu zindan etmez miydi, bir düşün bakalım. Ya Ahmet abi, bu kızın aklı cinliklere çalışmıyor. Bir şey söyle Allah aşkına. Ya kolaydı değil mi Ahmet abi öyle okulu zindan etmek falan? Kolaydı. Ahmet abi bak, adam okulun sahibinin oğlu. Adamın babası okulun sahibi. He? Ya bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım kızlar ya. Bana baştan şunu anlatır mısınız? Tamam Ahmet abi, ben sana şimdi her şeyi detaylarıyla anlatıyorum. Heh. Karşımıza çıktı, görüyor musun? Bir daha konuşmayalım o zaman. Ahmet abi burada dursana sen. Dur. Hayır hayır, ne yapıyorsun, delirdin mi sen? Ahmet abi durma sen şuna, ne olur otoparkta bırak bizi. Ama aşk olsun size ya. Ya Pınar ben zaten her gün bu sevimsizlerle yüz yüze bakıyorum. Ay bak canımın içi, sen her gün bak, bunlara hiç sakıncası yok yani. Serra Hanım, buyursunlar efendim. Abi ne yapıyorsun? İyi dersler. Serra Hanım, hafta sonu Züri seyahatiniz ayarlandı efendim. Yuh Pınar, yuh abartın. Ne haber Serra? Dün çok beklemedin inşallah. Neyi çok beklemişim, pardon? Sen dün hani şey... Şoförünü bekliyordun ya. Ben sana şoförümü bekliyorum mu dedim. Abi çok cool kız ya. Yo, ters. Hatta suratsız desek daha iyi.
Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kızı resmen yakıyor, yıkıyor ortalığı. Yani daha kendisinin de haberi yok ama müstakbel sevgilim olur. O yüzden sizi baştan uyaralım Selim'i ve yanlış sulara girmeyin. Onur abi arıyor. Geçin. Gel. Geldim Emir abi. Hah. Gel Selim gel. Geç otur şöyle. Evde pek yalnız kalıp görüşemedik. Ben de bir göreyim istedim seni. Ne yapıyorsun bakalım? Nasıl gidiyor dersler? Anladım. Babam seni taarruz yapman için üstüme gönderdi. Evet, yalan söyleyecek değilim. Baban sana göz kulak olmamı istedi. Ama o söylemeseydi de ben zaten gelip konuşacaktım seninle. Peki. Alttan aldığın dersleri, önceki vize notlarına falan bir baktım. Önce şu alttan aldığın dersleri bir temizlemen lazım bir oğlum. Abi çok doğru söylüyorsun da yani o baba dersleri bir anda temizleyivermek çok kolay değil. Biz yine de işimize şu birinci sınıftan aldığın statik dersiyle bir başlayalım diyorum. En sevmediğim. Tamam biliyorum öyle kolay bir ders değil. Ama sana bu dersi geçmen için öyle bir çözüm buldum ki. Artık bununla da geçemezsen ben pes ediyorum abiciğim. Tamam peki nedir çözümün? Ama söz ver. Yan çizmek yok. Tamam. Tamam söz veriyorum. Birinci sınıfların bölüm birincisi olan arkadaşımızla beraber çalışacaksın. Abi full angarya bir iş bu ya. Göreceğiz bakalım. O da gelir şimdi. Hah geldi işte. Gel. Hoş geldin Serra. Gel otur. Tanıştırayım. Birinci sınıflarımızın bölüm birincisi Serra, Selim. Evet, biz tanıştık hocam. Öyle mi? Ne şans. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu dönem boyunca beraber çalışıyorsunuz. Boy 1.80. Voleybolcu musun? Neyse sen de geç ya. Uğraşamam ben seninle. Başka? Hiç fena değilmiş aslında bu. Ne yapıyorsun öyle sinsi sinsi? Yine uygulamadan kız mı kovalıyorsun yoksa? Tamam ne var bunda yani? İşte öyle bakınıyordum. Yapma oğlum ya. Bak bir gün bir sapığın elinde kalacaksın. Kolunu bacağını dondurucuda bulacağız sonra. Yok artık biricik abartma sen de. Ben öyle kendi çapımda eğleniyorum işte. Sen madem bu kadar eğlenmek istiyorsun, gel bizimle eğlen. Bu akşam partileyelim diyorum. Diyorsun. Biz bize samimi bir ortam falan. Hı? Biz bize samimi bir ortam falan derken? İşte sen. Ha. Selim. Ha. Ben ve. Ve? Eda. Bu kıyamı da unutma. Yani Biricim şimdi Eda benim çok fazla ilgi alanıma girmiyor ama hayır da demem tabii ki. Burak, şimdi istemem yan cebime koy numaraları çekme bana. Ne zamandır kızla gözün olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Şimdi tatlısı benim ilgi alanım birazcık hızlı değişkenlik gösteriyor. Öyle mi tatlısı? Öyle tatlısı. Tamam, tamam hadi uzatma. Yapıyoruz partiyi. Sen Selim'i getiriyorsun, ben de Eda'yı ayarlıyorum. Bu kadar. Nice, tamam. Sevdim ben bu fikri. Anlaştık diyorum o zaman. Yani sen anlaştık da ben onu diyemiyorum çünkü Selim'in sağı solu çok belli olmuyor biliyorsun ama ben yine de senin için elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakayım kimlere bakıyorsun aç. Buyurun. Hiç bakma bana öyle. Ben de bayılmıyorum bu angaryanın dibi duruma. Madem angarya niye bir şey söylemedin içeride? Gıkını bile çıkarmadın ya. Ne demek gıkını çıkartmadın ya? Görmedin mi Onur Hoca çoktan kararını vermiş, bizi birbirimize paketlemiş. Paketi de kucağımıza bırakıverdi. Hem sen niye bir şey demedin? Hocam niye çalışmak istemiyorum demedin hocaya? He oldu. Onur Hoca benden bir şey isteyecek, ben de istemiyorum mu diyeceğim. Daha ne olduğunu sormadan olur hocam ne isterseniz yaparım zaten demiştim. Bak, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hem nedir ya senin bana karşı olan bu halin tavrın? Ne tavrıymış? Böyle sürekli bir afra tafra hali falan. Hayır yani daha önce karşılaştık da ben mi hatırlamıyorum? Ki insanlık hali. Karşılaşmış da olabiliriz, hata yapmış da olabilirim. O kadar şuursuz yaşıyorum ki hayatıma giren çıkanları unutabiliyorum diyorsun yani. Yani
Ara sıra öyle şeyler olabiliyor tabii. Ben hayatına ne girdim ne de çıktım. Unut sen onu. Aslında benim gözüm seni bir yerlerden ısırıyor. Yani bir saniye verirsen hatırlayacağım. Hah. Geçen yaz Bodrum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Ya ne Bodrum'u? Aa, sen gülebiliyormuşsun. Senin dişlerin de varmış hatta. Tamam, bu kadar gülmek yeter. Neden? Ya belli bir süreliğine falan mı gülebiliyorsun? Anlamadım. Ya mimik çizgilerin falan çıkmasın diye herhalde. Bak, benim şimdi derse yetişmem gerekiyor. Sonrasında boşluğum var. Oturur plan yapar, bir yerden başlarız, olur mu? Olur, olur da nasıl haberleşeceğiz? Dumanla falan mı haberleşeceğiz? Evet, doğru. Ben numaramı yazayım. Olur. Burak Bey. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Aa bak, ne diyeceğim ben sana. Senin akşam bir plan programın bir şeyin yok değil mi? Yok. Ha, tamam, çünkü akşam bizim böyle bir iyi. Selam. Selam. Ne habersiniz bakalım? İyiyiz. Bakalım. Ya bu dersin eski notları var mıydı sizde? Yani sen şu an tam adamını buldun soracak. Eğer bulursan sen bize getir. Of, şapkan harika. Ben de istiyorum bundan ama nerede bulurum bilmiyorum. İnternete de baktım ama yok. Sen madem bu şapkadan istiyorsun, internette de bulamadın, o kadar aradın, o zaman al senin olsun. Yakıştı mı? Yani sen çok fazla zorlama baby. Gir istiyorsan derse bak, hadi sen şimdi notları falan kaçırırsın. Görüşürüz o zaman. Şizofren. Oğlum manyak mısın sen ya? Niye şapkamı kıza veriyorsun? Şahane kardeşim, ben şapkasını önüne koysun bir düşünsün istedim. Şaka lan şaka. Oğlum kız sana sözüme aşık, sen görmüyor musun? Öf, saçmalama Burak ya. Ayrıca böyle her aşık olana işe mi vereceğiz abi? Selim. Üzerindeki tişörtü nereden aldın? Çok güzelmiş. Selim. Anladın değil mi? Anladım ya. Göründüğü kadar zor değilmiş. Sınav yapacağım bak. Anlamadıysan zaten çıkar ortaya. Yani sen benim anlamış numarası yaptığımı düşünüyorsun. Yani. Senin bir güven problemin var galiba. O nereden çıktı şimdi? E baksana, söylediğim en ufacık şeye bile kuşkuyla yaklaşıyorsun. Saçmalama ya. Saçmalamıyorum. Sen çok kazık yedin ve sevdiklerin tarafından hayal kırıklığına uğratıldın değil mi? Bir öğrenme sorunuyla öğrencileri ders vermediğim sıkılmıştı zaten. Buradayım hala. Evet. Evet. Var mı başka anlamadığın bir yer? Yok. Sorun falan yok. Çalışmayalım bence biz. Onur Hoca'ya da çalıştıklarız, olur biter. Olmaz. Ben yalan söyleyemem. Saçmalama. Herkes yalan söyler. Ya olmaz dedim. Selam. Ben rahatsız etmiyorum umarım. Güzel. Yani kardeşim, öyle ders bitti sen birden kaçtın gittin. Ben de öyle bir merak ettim seni her yerde. Sana bakınıyordum. Buradayım işte. Fark ettim. De Serdar'la birlikte. Yani siz ikiniz ne alaka, ben onu çok anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ders çalışıyoruz. Onur Hoca'nın emri vakidir. Ha, Onur Hoca atadı diyorsun sen. Güzel. Ya kardeşim, sen de ne sır küpü adamsın. Daha bir saat önce birlikteydik. Sen hiçbir şey söylemedin de neyse, tamam, çok. Önemli değil zaten o. Ben sana şey diyeceğim. Bu akşam parti var. Sen de geliyorsun. Serra. Yani işin yoksa veya istersen sen de gelebilirsin. E yok. Sağ ol. Benim işim var. Gelemem. Ha. Okey, sen bilirsin. Kaçtım o zaman ben. Görüşürüz. Neydi abi?
yengen alır. İyi geçin dediysek, kızı al kendine özürüce tut demedik. Hadi biz son kez birkaç konunun daha üstünden geçelim. Sonra benim çıkmam gerekiyor. Olur, tabii. İyi çalışmalar. Sağ ol. Ay yok artık. Ne oldu yine? Aa. Ne oldu ya? Ne o? Bakayım. Bu ne şimdi böyle? Ders mi çalışıyor bundan? Notlar falan var. Bu kız eksikti. Yani tabii ders çalışıyor gibi bir halleri var. Ama Selim üstüne ders çalışmak, bir de kafeteryada yani. Hiç meç etmedi benim kafam, ne yalan söyleyeyim. Hiç Selim'in tarzı bir kızcağız değil bu. Yani. Kesin mantıklı bir açıklaması vardır. Benim tanıdığım Selim gözün ucuyla bakmaz buna. Al. Erkek milletine güven olmaz. O kadar büyük konuşma istersen. Ay, ilişki gurusu konuştu. Ay bir sakin ya. Ne dedi ki kız, hemen atarlanıyorsun sen de. Yani böyle söz konusu Selim olduğu zaman senin içinden bir kara melek çıkıyor. Yemin ederim korkuyorum senden, çok korkuyorum. Ay. Ben bir elimi yüzümü iki ferahlayacağım. Vallahi çok daraldım. Ne dedim şimdi ben ya? Hepinizin alınganlığı üstünüzde. Bak bunların tekrar üstünden geç ama unutursun yoksa. Olur. Karşı tarafta mı oturuyorsun? Ha, yok, bu taraftayım. Daha önce karşılaşmamış oluşumuz. Sence de tuhaf değil mi? Neden, Avrupa yakası çok mu küçük? Yok ya, küçük olduğu için değil. Yani ne bileyim, herhangi bir yerde olabilir. Sen nerelere gidiyorsun genelde? Ben de öyle ortalıklarda dolanmam. Ne yani, hep evde mi duruyorsun? Hayat ritmimiz farklı değil. Pardon, ben anlayamadım. Hayat ritmimiz farklı derken? Yani şöyle, senin partileme, çokça gezip tozma tadında bir hayatın var. Benimki öyle değil. Neresi popüler bilmem. Partilerin aranan yüzü olduğumu da söyleyemem. Yollarımızın hiç kesişmemiş olması ondandır. Oo, lafa tuttun bak, geç kaldım ben. Kaçtım ben, görüşürüz. Görüşürüz. Serra. Sağ ol. Teyze lütfen gelmiş ol, lütfen, sana çok ihtiyacım var. Serra? He, Ayşe teyze, Binnaz teyzelere bakmıştım da ben. Onlar memleketteler ya kızım. Biliyorum, biliyorum da işte yine de bir bakayım dedim. Dönmediler daha. Annen yalnız idare edemiyor değil mi? Binnaz gidince kadıncağız ortada kaldı tabii. Ortada kaldı falan yok. Ben varım yanında. Sen ya okulda oluyorsun ya da işte. Dün mahalleliyle birbirlerine girdiler. Üzülüyorum vallahi haline. Annem gayet iyi Ayşe teyze. Ayrıca abartılacak bir şey yok. Ufak bir tartışma sadece. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Annene söyle. Bir şeye ihtiyacı olunca benim kapımı da çalabilir. Olmaz. Ayşe teyze olmaz, merak etme.
sürüyor. Bana bir bak, düz beşerim. Dedi hayat, düzleşelim. Peki tamam, yüzleşelim desem ne kadarı ulaşıyor? Uykusunda her biri, yorma sakın kendini. Anlatıp derdimizi onlara. Sen, ben, birkaç kişi bırakmışız bütün işi. Vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor yanımızda. Bu ışık hepimize fazla. Vay vay vay. Sabah siftahımız bu minik kuştan çıkacak demek ki. İmdat! İmdat yardım! Vurma, vurma! Dinime imanıma delik teşekkür ederim seni. Oğlum, bağırma. Uslu kız, söz de dinliyor. Aferin kız. Nereden şimdi çanta, telefon, cüzdan ne varsa? Bağırma dedim. Bağırmak yok. Çıkart. Çıkar. Çıkart. Lütfen. Lütfen telefonuma ve parama çok ihtiyacım var, lütfen. Ne lan ihtiyacım varsa? Bana bak. Senin yüzünü öyle bir çizer ki Allah'ıma kitabıma hiçbir Allah'ın kulu seni tanıyamaz. Şunu. Ver. Çıkar, hadi çıkar. Çantamı verince bırakacak mısınız beni? Bir bakacağız içinde ne var, ona göre bırakacağız tabii. Oo.
Bak burada ne varmış. Bana bak. Ölürümde vermem onu, anlıyor musun? Abimin hatırası o. Bırak. Vur mu? Lan! Ne oluyor lan? Gel lan! Gel! Korkma, korkma. Korkma, geçti. Bitti, sakin. Geçti. Siz kimsiniz? İşte ben işe gidiyordum. Seni gördüm. Sonra bu tipler musallat olunca... Teşekkür ederim. Tam zamanında yetiştiniz gerçekten. Ne demek kızım? Lafım olur. Yardım etmeyecektim de ne yapacaktım? Sen iyi misin? Ha? İyiyim. Ne olacak onlar peki? Sen merak etme onları. Ben karakola veririm. Sen işine bak. Tamam. Hadi. Alo. Bu saatte arıyorum ama. Önemli bir gelişme olursa haberim olsun demiştiniz ya. Ha, Serra az önce işe giderken. Evet, bu saatte gidiyor işe. Serra. Sağ ol. Kim o? Housekeeping.
şekline, böylesi görkem olmaya, eğirsin dağlar dizine. Demire büründüm aşk ile, saklı durdum gündüze, sana benim aklım bak ile, eğirsin dağlar gücüne, hasretim var böylesine. Yüzüm beni terk eyledi o. Sel gibi aktın gönlüme, damla döndü göllere, azmin düşman başına, eğilsin alem dizine.